Ben Kuai Milliye liderlerinden Şahin Bey. Görevim Kilisantepoğlu'nu kontrol altında tutmaktı. 18 kişilik küçük bir grupla kalabalık işgal kuvvetlerinin karşı koymaya çalıştım. Geri çekilmemi önerenler oldu. Onlara söylediğim şuydu. Düşman askeri benim cesedimi çiğnemeden Antep'e geri aldılar. Ben Şark Fatih'i, 15. Kolordu Komutanı, Şark Cephesi'nde emirlerle mücadele eden Kazım Karabekir. İstanbul'a adıma gönderilen ve Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanmasını emreden telgrafa uymadım. Ben bu ordum emrinizdeyiz paşam diyerek Mustafa Kemal Paşa'nın emrine girdim. Ben Türkiye'nin ikinci ve son marşını Fevzi Çakmak, halkta ve orduda gördüğüm moral bozukluklarına karşı gelmem gerekliydi. Beyanatım şu oldu: düşmanın ilerlemesine karşı halkın katiyen tereddüt ve endişe etmesine mahal yoktur. Düşmanın Anadolu içerisine uzanmak isteyen kolları mezarlarına yaklaşıyor. Bu yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur. Ben Batı cephesinde sadece düşmanı değil, bu ülkenin makus tarihini de yenen İsmet İnönü, devletimizin kurucusu ve milletimizin fedakar sadık hadimi, insanlık idealine aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Gençler, geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgiyle, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.